Efendim iyi akşamlar diliyoruz. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de dop dolu bir gündemle, Beyaz Ana Haber'le yeniden karşınızdayız. Efendim iyi haberlerle maalesef başlayamayacağız yine. Günün haberi kötü çünkü yapacak bir şey yok. Türkiye'nin güneyi alev alev yanıyor. Alev fırtınası birçok bölgeye yayıldı. Dün Antalya Manavgat'ta başlayan yangın maalesef söndürülemedi. Acı haberler de peş peşe geldi. Dumandan etkilenen 3 kişi hayatını kaybetti. Bir köyün neredeyse tamamı yandı sayın seyirciler. Hayvanlar alevlerin arasında can verdiler. Evsiz kalanlar, evlerinden uzakta mahsur kalanlar, her şeyini kaybeden onlarca insan ve onların feryatları. Bölge halkı adeta cehennemi yaşadı. Allah'ım yarabbim! Ay böyle iş mi olur Allah'ım? Allah'ım bir şeyimiz kalmadı. Yavrumun gözleri, ciğerlerimin gözleri yandı. Dur 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 dur! Bir şey olmaz kardeş, bir şey olmaz. Gökyüzünü duman sardı, güneşin rengi kızıl renge döndü. Manavgat cehennemi yaşadı. Alev fırtınası birçok bölgeye yayıldı. Dün Antalya Manavgat'ta başlayan yangın söndürülemedi. Acı haberler bir bir geldi. 3 kişi hayatını kaybetti. Değirmenli Mahallesi'nde yaşayan Osman Gardaş ve Şehri Gardaş çiftiyle 82 yaşındaki Kepezbeleni Mahalle Muhtarı Hasan Ali Yüksel alevlerin arasında can verdi. Kepezbeleni boşaltılırken evinde yalnız kalan bu amcamız maalesef vefat etmiş durumda. İşte yaşlı çifte mezar olan küle dönen evleri. Alevlerin yaklaştığını gören yaşlı adam en son oğlunu arayıp yardım istemişti. Babam beni aradı. Evin yakası ateş aldı. Yetiş oğlum dedi. Tekrar aradım, ulaşamadım. Alevler her şeyi küle çevirdi. Allah'ım yarabbim, bu da geldi başımıza. Köyler, evler boşaltıldı. Evler, ahırlar, motorlar, hayvanlar dakikalar içinde yandı. Böyle acı mı olur Allah'ım, Allah'ım. Dayanır. 235 kişinin yaşadığı Kalemler Köyü'nden geriye neredeyse hiçbir şey kalmadı. Köyün alevlere teslim olan tarafı küle döndü, her yeri is kapladı. Sabah saatlerinde evlerden hala duman çıktığı görülürken bazı evler yanmaya devam ediyordu. Adem ya yine pide veriyorlar. Gün ağrır ağarmaz köye koşan vatandaşlar küle dönen evlerini görünce gözyaşlarına boğuldu. Evim yerim yanında bir şeyim yok, sırtımda bir sırtıla kaldı. 20 adak da var yanında. Kalemlerde yangın kontrol altına alındı ancak vatandaşların geçim kaynakları, evleri barkları bir gecede yok oldu. Hiçbir şeyimiz kalmadı, nerede kalacağız? Yangın Manavgat'ın farklı noktalarında dün öğle saatlerinde eş zamanlı başlamıştı. Alevler arkasına Poyraz'ı da alınca hızla büyüdü. Kısa sürede yayılan orman yangınına gece boyunca karadan müdahale devam etti. Ben içeri dalıyorum ha! Burada, burada. Ve sabah saatlerinde yangına havadan da müdahale tekrar başladı. Akseki ve Manavgat ilçesinde bazı evler boşaltıldı. Evden kaçtım ben. Ateş geldi. Mallarımı saldım. Nereye gitti bilmiyorum. Acele kurtarabildim. Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki 10 entübe hasta tedbir amaçlı başka bir hastaneye sevk edildi. Yangın Manavgat Şelalesi'ne de 3 kilometre kadar yaklaştı. Akseki'de yangın hala devam ederken Manavgat, Dikmenler ve Sarılar bölgesinde de yangın başladı. Şişeler Köyü de alevlere teslim oldu. Bölgelerden gelen görüntüler korkunç. Tam bir can pazarı yaşandı. Kimi eline hortum aldı, yangına müdahale etmeye çalıştı. Kimi hayvanlarını ahırlardan çıkarıp güvenli bölgeye götürmeye çalıştı. Adam var mı içeride? Kimse var mı? Yok evde görmedim. Kimse olan evler var abla. Dur bir sakin ol. Ev yok, ateş var. Adamın olan evler var. Can var, orada kalan can var, can. Yok adamı baktım, çıkmış yok adam. Ama şey. Beyaz giyiyor. Yok orada yok, baktım şu an.
Abla, orada üç katlı beyaz binada kalan var mı? Onu görmedim. Tamam, orada kalan iki kişi var şu anda. Can var orada. Karaverin, nerede olursan orada kurtarıverin. Öyle bir görüntü vardı ki, ineklerini kurtarmak için feryat eden adam felaketin en acı görüntüsüydü. Allah'ım yardım et, yardım et. Ölürsem bunu isterim. Gel, gel gitme ne olursunuz gene. Gel, gel, gel. Gel, gel. Bir çocuğun kuzusunu kucağına alıp yangından kaçırması da yansıdı kameralara. Ağaçlar kibrit çöpü gibi yandı. Herkes seferber oldu. Bir motosikletli itfaiye yerini motoruyla taşıdı. Alevler arasında kalan ve otomobiliyle benzin almaya giden 19 yaşındaki Yusuf Arslan da o panikte itfaiye yeri Kerim Görgülü'ye çarptı. Bazı vatandaşlar hortumlu evlerinin önündeki odunları suladı. Eline hortumu alan yangına koştu. Vatandaşlar ellerine aldıkları ağaç dalları ve çalı çırpıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Yangınların henüz neden çıktığı bilinmiyor. Çok yönlü soruşturma devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan destek açıklaması yaptı. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır. Tüm bunlar yaşanırken bölgede tatil yapan turistler de hiçbir şey olmamış gibi denize girmeye devam etmesi herkesi şaşkına çevirdi.